Sevgili seyirciler, biliyorsunuz Hülya Avşar bu akşama kadar jürimizdeydi. Fakat maalesef kendisi bir kaza geçirdi. Allah daha büyüğünden saklasın diyoruz. Evet, daha büyük, Allah daha büyüğünden saklasın. Çünkü biz Hülya'yı çok seviyoruz. Yeteneksizsiniz jürisi olarak önce çıkmamaya karar verdik. Fakat sonra Ali abinin ısrarlarıyla Hülya'nın adına bu akşam burada yer alacağız. Şimdi müsaade ederseniz arkadaşlar, Bursa ile bir bağlantı yapacağız. Hülya Avşar şu anda Bursa'da bizi seyrediyor, sağ olsun. Hastanede, Acıbadem Hastanesi'nde yatıyor ve yattığı yerden Yeteneksizsiniz Türkiye'yi seyrediyor. O kadar emek verdi. Bu program için Türkiye'yi gezdi. Erzurumlar, Malatyalar, Edirne'ler, Çanakkale'ler her yere gitti ve şu anda Bursa'da size daha yakın olmak için Bursa'ya gitti. Fakat dönemedi. Bursa'da bizle beraber olacak, bir bağlantı yapacağız. Şu anda Bursa'da Hülya Avşar karşımızda olacak ve hasta yatağından, hasta demeyelim ona. İşte Hülya Avşar. Acım. Çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar, nasılsın? Acun, iyiyim de doktorlar diyorlar ki genelde bu gibi durumlarda insanın morale ihtiyacı varmış. Evet. Ama senin gibi bir arkadaşın varken morale hiç, yani inanacak gibi değilsin. Ne demek senin neyine bort? Bir dakika, şov haberi mi seyrettin? Bir şey söyleyeceğim, bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Ben de sana diyeceğim ki senin neyine sunuculuk? Bir bak. Bir çık sahneye, bir şey selam ver. Bir dakika, ellerin bir şey sorabilir miyim? Bir şey kafan aşağıda selam veriyorsun. Bir dakika, bir şey sorabilir miyim? Bir senin board yapmak şu anda herhangi bir mesleğin ya da o işle ilgili bir uzman mısın? Değilsin. Yani Hülya'nın sesini yani duyamıyoruz. Bir sesini duyabilirsek, evet. Yok, narkozun etkisinde galiba. Şurada bir... Evet, Hülya'cığım, dinliyoruz seni can kulağıyla. Ali'cim, çok öpüyorum. Ali ben, Ali. Çok öpüyorum. Ben de çok öpüyorum, çok geçmiş olsun. Sağ ol, çok mersi. Ben tenisten menisküs ameliyatı oldum. Evet. Spor çok küçük yaşlardan beri yaptığım için bu tür kazalar başıma çok sık geliyor. Bu da onlardan bir tanesi. Board'u yeni öğrenmedim. 2 senedir yapıyorum. Ama sana sahnede nasıl selam verilmesi gerektiğini öğretmem lazım yani. Rezil Vay. Ediyorsun. Peki. Hülya'cığım, anladığım kadarıyla bir asabiyet var sende. Bunun bizim programımıza çok pozitif yansıyacağını düşünüyorum. Bir dakika, sen bu board olayına niye takıldın? Bir dakika, bütün Türkiye şu anda bizi seyrediyor. Bak, şu olayı bağlayalım. Sen board'a yeni başlamışsın. Ben de diyorum ki, bak, futbolcuların mesela kayak yapması yasak, biliyor musun? Bunun haberin var mı? Niye? Çünkü... Ben futbolcu değilim. Tamam, biliyorum. Ama bak, kendi yaptıkları mesleğe zararlı olabilir diye mesela kayak yapmasını yasaklıyorlar futbolcuları. Ben de seni bir göz bebeğim gibi gördüğüm için, senin kılına zarar gelse çok üzüleceğim için... Çok yanlıyım. Yani... İnsan böyle çok sevdiği biri kaza geçirdiği zaman sitem eder ya, ya senin neyine bort diye. Benim sitemime o gözle niye bakar mısın? Doğru. Ama sen eğer istemiyorsan, tamam, rahatsız bakıyorum, oluyorsan tamam. Bundan sonra sunuculuk yapmayabilirim. Ay, aşk olsun. Sen her şeye çok yakışıyorsun. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Hülya'cığım. Biz... Acun, çok hoş görünüyorsunuz. Stüdyo da çok güzel olmuş. Hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Senin de burada olmanı çok istiyorum gerçekten. Ama ben bu tip kazalara biraz mizahi açıdan yaklaşıyorum. Çünkü insanın başına, biliyorsun, dünyada çok daha ağır şeyler de gelebilir. Ayak kırığı tabii ki kötü bir şey ama biz şükretmeliyiz bence. Yani birçok insanın yaşadığı birçok olayı ben var mısın yoksunda da bizzat şahit olduğum için, kendi hayatımda da zaten yaşadım. Bu tip kazalara daha böyle lay lay lon bakıyorum açıkçası. Çünkü Allah daha büyüğünden saklasın diyorum. Allah seni bize bağışladı. Amin. Sağ ol Acuncuğum. Başım, beni başımdan zaten atamayacaksın. Şimdi Hülya'cığım, tabii ki senin yokluğun bizim için son derece önemli. Biz her zaman bu işin şakasını yapıyoruz ama bu yarışmacıları hep beraber buraya taşıdık. Gerçekten bizim ofiste bile son 3 günü nasıl geçirdiğimizi biliyorum. Gece saat 11'ler 12'ler. Fakat sonuç itibariyle burada yoksun. Ama inşallah programı seyredeceksin. Kritik anda, karar anında yine birlikte olacağız. Biz sana gönülden geçmiş olsun demeden önce senin yerini bir şekilde doldurmaya çalıştık. Müsaade edersen o konuğumu çağıracağım. Şimdi Hülya, şöyle düşündüm. Evet. Senin yerini bir bayanla doldurmaya kalksam bütün Türkiye bir şekilde ortamı yadırgar diye düşündüm. Ve evet. Bu Yeteneksizsiniz Türkiye'nin ortasında oturan Hülya Avşar'ın yerini
şu anda bizim için kimse dolduramayacağı için bir arkadaşımızı çağıralım dedim. Ve arkadaşlar, alkışlarınızla Hülya Avşar'ın yerine misafir olacak jüri üyemiz geliyor. Evet, hoş geldin öncelikle. Hoş bulduk, nasılsınız? Kendini apar topar burada buldun. Yok, iyi oldu. Vallahi evet. İyi oldu. Yani evde oturacağıma. Değil mi? Canın da sıkılıyordu zaten. Canın da sıkılıyordu. Evden seyretmektense. Evet, yani, gelip burada olayım ne çok vallahi sağ. Bir dahaki sefere çağırmasanız bile şu kenardan menadan en azından böyle bir tabura mabura atıyor. Çok teşekkür ederim, evet. Çok sağ ol gerçekten. Hülya'nın ayağının kırılması iyi oldu demiyorsun değil mi? Hayır, tamam, yok. Ben bir daha o tufaya gelmem. Geçen hafta yaptın onu, evet. Hülya'cığım geçmiş olsun, acil şifalar diliyoruz. Evet, Hülya Avşar'a gerçekten... Sağ ol, geldi. Çok mersi canım. Ya durumla ilgili ben çok mu büyük bir kırık mı var? Ne? Hayır, hiç öyle bir şey yok. Platin taktılar. Çok da iyi olacak inşallah. Ama platinle daha güzel olur zaten. Yani. Zaten ben bugün öğlen Hülya'nın yanına gittim. Ali abi oradan bir tane görüntü yolladım. Oo. Ali abi dedi ki kadına bak dedi. Bu haliyle bile ne kadar güzel dedi. Evet. Hülya'ya güzel evet. Moral oldu bence. Sahiden. Maviler de yakışmış. Gerçi Ali abinin söylemesine gerek yok böyle bir şey ama. Aa, çok teşekkür ediyorum. Beyaz. Efendim? Seni şimdiden uyarıyorum. Evet. Sağındaki ve solundaki nasıl oturduğunu tam göremiyorum. O iki kişiye çok dikkat üst et. Üst üste oturuyoruz. Seni etkilemesinler. Neyse. Olabilir. Hülya geçmiş olsun. Yani... Efendim dinliyorum. Bir dakika, neye dikkat edeceğim ona bir söyle de daha yayının başındayız, ona göre önlemimi alayım. Çok fena insanı etkiliyor. Hele acıyor aman Allah'ım yani. Sen hiç onun gözüne bile bakma. Sadece yarışmacılara bak. Tamam. Sana tavsiyem. Yo zaten niye acınla göz göze geleyim yani hiç alakası yok. Hülya buradan şu sonucumu çıkaralım yani. Şu ana kadar verdiğin kararlarda benim mi etkim oldu? Acun öyle bir dominanssın ki. Bak şimdi. Bir laf ediyorsun bütün insanın kararı değişiyor. Sonra Hülya kendine gel. Sen doğru kararı ver diyorum. Bravo. Öyle yırtıyorum yani. Peki tamam. Çünkü senin verdiğin o güzel ve doğru kararlar üzerinde bir spekülasyon olmasın diye böyle bir soru sorma ihtiyacı hissettim de. Peki sana geçmiş olsun diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten. Hepinizi çok seviyorum. Seni hayırlı görmek olsun. İstiyoruz en kısa sürede. Acil şifalar diliyoruz. Snowboard'a devam. Hiç yılma. Tamam mı? Hadi sonuna kadar beraberiz inşallah. Bir an önce bekliyoruz. Geçmiş i̇nşallah. Olsun. Geçmiş Ağzı olsun. Şifala. Tekrar bağlanacağız karar anında. Şimdi hoşçakal. Evet sevgili seyirciler, Hülya Avşar'la bu güzel bağlantımızı yaptık. Gerçekten Allah korudu diye düşünüyorum ben. Bu tip kazalar herkesin başına gelebilir. Daha büyüğünden saklasın. Doğru, evet. Ben de birkaç kere bir yerlerimi kırmış biri olarak 3 tane ağır benim de kırığım oldu. Mühim olan insanın sonuçta iyileşebilmesi. O doğru, tip ben hasarlar... de yani Uludağ'da çok kayak yaptım ama bildiğim için kayağı bir şey olmadı bana yani. Bağlantı kesildi, rahat konuşabiliriz. Şu anda kesildi sesi geldi. Kesildi mi bağlantı? O genelde, telefonda bağlanmayı seviyoruz biliyorsun. Evet, bağlantı kesildi geçen, ama. Geçen sefer bağlandığında evet.